Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammed ve ala ali ve ashabi ecmaîn. ı Mekke 9. 0, 56. kısım. Fasıl içinde vasıl. Memdup oruç. Bu oruç türlerinden hal bakımından teşvik edilmiş oruçlar ile zaman bakımından teşvik edilmiş oruçları zikredeceğiz. Birinci örnek olarak cihat esnasında oruç tutmayı verebiliriz. Zamanlara örnek olarak ise pazartesi ve perşembe orucu, arife, aşure, aşır yani 10 gün, şaban orucunu verebiliriz. Haftanın herhangi bir günüyle sınırlanmaksızın kendiliğinde teşvik edilmiş oruçlar aşure ve arafat orucudur. Tutulma zamanı belirli olduğu için onları zamana bağlı olarak teşvik edilmiş oruç kısmına kattık. Bunların haftanın hangi gününde olduğu bilinmediği için zamana sınırlamadık. Bunların bir kısmı ayı belirlemiştir ayı belirlenmiştir. Buna örnek olarak Şaban ayını verebiliriz. Bunların bir kısmının ise günleri serbest bırakılmışken ayları belirlidir. Bu kısmı örnek olarak Dolunay günlerinde ve her ayın 3 günü oruç tutmayı verebiliriz. Bir kısmı ise serbest bırakılmıştır. Bu kısmı örnek olarak istenilen herhangi bir günde oruç tutmayı verebiliriz. Bir kısmı ise bir gün oruç tutup bir gün bozmak şeklindeki Davut orucu gibi süresi bakımından belirlenmiştir. Bu tarz oruçlar bu kısma girer. Arife orucunu Arafat'ta tutmaya gelirsek bu oruç hakkında görüş ayrılığı vardır. Arafat'ın dışında ise bu oruç teşvik edilmiştir. Şu var ki her halükarda bir önceki sünnet bir sonraki sünneti örter. Şevval ayında tutulan 6 günlük oruç teşvik edilmiştir. Bu orucun şevval ayının hangi zamanında olduğu ve peş peşe olup olmadığı hususunda görüş ayrılığı vardır. Bu konuda istisnai bir görüş ayrılığı vardır ki o da İlk günün şevval ayında, diğer günden ise senenin diğer günlerinde tutulması şeklindedir. Fasıl içinde vasıl. Allah yolunda oruç tutmak. Müslim Es-Sahin'de Ebu Sa'id el-Hudri'nin şöyle dediğini aktarır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda oruç tutan bir insanın yüzünü Allah o günün karşılığı olarak ateşten 70 çukur uzaklaştırır. Burada kölelerin orucunu zikretmiş hürlerin orucunu zikretmemiştir. Hal gereği köle olanlar azdır. İnanç bakımından köleler ise herkestir. Oruç Allah'a benzemektir. Bu nedenle kutsi bir hadisle Allah onu insandan uzaklaştırıp şöyle buyurmuştur. Oruç bana aittir. Kula oruçtan düşen kısım açlıktır. Öyleyse oruçta tenzih Allah'a, açlık ise kula aittir. Oruç tutarken kul kendisiyle tartışana ki düşman demektir. Nefs Baskın gelip onu ezmek özelliğinde Allah'a benzer. Bu benzeme isimler ile ahlaklanmak diye ifade edilir. Bu nedenle şari oruç tutmayı cihat kapsamında saymıştır. Hadiste yol zahiri dilde cihat anlamına gelir. Bunun salt sözün kullanımından değil durum kanıtlarından anladık. İfadeyi terimsel anlamıyla değil de salt lafzıyla da alsaydık lafızdan yani cümlede geçtiği şekilde söz ederdik. Bu yaklaşım Allah ehlinin isimlerine bakış tarzıdır. Onlar Allah'ın neyi sınırladığını ve neyi geniş anlamda kullandığını dikkate alır. Hadiste yol yani sevil kelimesi önce belirsiz gelmiş sonra Allah'a tamlama yapılarak kelime belirli yapılmıştır. Allah bütün isimlerin hakikatlerini kendine toplayan toplayıcı isimdir. Bütün hakikatlerin kendine özgü bir iyiliği ve kendine ulaştıran bir yolu vardır kulun içinde bulunduğu her iyilikte iyilik yolunda sayılır ve bu yolda Allah yoludur. Bu nedenle toplayıcı isim gelmiş ve genelleştirmiştir. Aynı şekilde belirsizlik yani belirlenmemiş olan da genelleştirir. Benzer şekilde gün kelimesi de belirsizleştirilmiş ve belirli yapılmamıştır. Bunun amacı Allah'a yaklaşmada bütün kulları içermesini sağlamaktır. Sonra 70 har 70 harif yani son de belirsiz gelmiş, zaman bakımından belirlenmemiştir. Burada neyin kastedildiğini bilmiyoruz. Acaba Rab'bin günlerinden 70 son var mı kastedilmiştir? Yoksa 70 menzilik yol mu kastedilmiştir? Yoksa gezegenlerin dönüşlerinden bir gün mü kastedilmiştir? Yoksa feleğin büyük hareketinin günlerinden bir gün mü kastedilmiştir? Ya da bizim bildiğimiz günlerden bir gün mü kastedilmiştir? Hadis işi belirsizleştirmiş ve hadisin genel bağlamında geçen belirsizlik de aynı yapmıştır. Aynı şekilde hadiste geçen yüzünü kelimesini de belirsizleştirmiştir. Acaba kastedilen şey onun zatından ibaret olan yüzü müdür yoksa bildiğimiz yüzü müdür? Ateşten sözü de belirsizdir. Burada bilinen, burada bilinen ateşi mi kastetmiştir yoksa içinde ateşin bulunduğu bir yeri mi kastetmiştir? Çünkü insan o yere girmeyi hakikaten bir davranış içinde olabilir fakat ateş kendisine ulaşmayabilir. Gerçekte hepimiz o yere uğrayacağız. Çünkü orası cennete giden yoldur. Bunun bir anlamı ahirette cehennemin üzerinde bir köprünün bulunması olabileceği gibi dünyada da cenneti dünyada da cennet sevimsiz şeylerle çevrelenmiştir. Bu da cehenneme uğramanın bir tarzıdır. Kuşkusuz Allah'ın kelamının Allah'tan aktarılan kelamın gerçekte nasıl inceleneceği ile ilgili sana önemli bir yöntem gösterdik. Allah'tan sözü aktaran gönderilmiş bir peygamber veya sezgi sahibi bir velidir. Hasıl içinde vasıl. Güçleri yettiği halde hamile ve emzikli kadının Ramazan'da oruç tutup tutmamada serbest olması. Oruç tutmayı tercih ettiklerinde bu kişilerin orucu bir bakıma farz kılınmış oruca benzer. Seçim yapmazdan önce ise oruçlarının hükmü yapma veya yapmamada serbest bırakılmış olan mübah gibidir. Bu bakımdan ise nafile oruca benzer teşvik edilmiş bir şey yapmak, yapmamaktan daha iyidir. Bu nedenle Allah borç hakkında tutmanız daha hayırlıdır demiştir. Müslim Seleme bin Ekva, Seleme bin El Ekva'nın şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Ramazan ayı içindeydik. Dileyen tutuyor, dileyen tutmuyor ve bir yoksulu yedirerek fidesini ödüyordu. En sonda sizden kim ayı hilali görürse oruç tutsun ayeti nazil oldu. Bazıları bu ayeti önceki uygulamayı ortadan kaldıran bir ayet saymış, bir kısmı ise özelleştirme saymıştır. Bizim görüşümüz ayetin özelleştirmeye tahsis olduğudur. Ayetin hükmü çocukları hakkında endişe ettiklerinde hamile ve emzikli kadınlar için kalmıştır. Allah onların orucunu gönüllü oruç diye isimlendirmiş ve kim gönüllü olarak tutarsa bu onun adına daha hayırlıdır demiştir. Burada Allah hayırlıdır kelimesini belirsiz getirmiş ve yedirme ve orucu ona katmıştır. Buhari, güç yetirebilenler bir yoksulu yedirirler ayeti hakkında i̇bn Abbas'ın şöyle dediğini aktarır. Bu ayetin hükmü kalkmamıştır. Bu ayet yaşlı erkek ve kadınlarla ilgilidir. Ebu Davud ise i̇bn Abbas'tan şöyle aktarır. Ayetin hükmü hamile ve emzikli kadınlar için sabittir. Dare Kutni ise bu ayetle ilgili olarak i̇bn Abbas'tan şöyle aktarır. Her gün için yoksula yarım ölçek ekmek yedirir. Bilmelisin ki hak kulunu serbest bırakmışsa onu denemiş demektir. Kul gerçekte köledir ve ancak zorlama ve mecburen tasarrufta bulunabilir. Özgürlük efendinin özelliğidir, Kölünün özelliği değil. Bazen hak kölesini denemek ve sınamak için özgür bırakabilir. Bu sınamanın amacı kulunun köle gibi mi hareket edeceği yoksa seçimde bulunup da efendisi gibi mi hareket edeceğini görmektir. Gerçekte kul, Seçiminde mecburdur. Bununla birlikte seçim, efendisinin emrinden kaynaklanır. Öyleyse kul, hiçbir zaman kulluğundan ayrılmaz ve hakkın kendisini seçimi zorunu yapmasında Rabbine benzemiş sayılmaz. Bazı kullar şaşırır ve neyi tercih edeceğini bilmez. Bazı kullar ise Rabbim, onların seçim hakkı yoktur diyor diye düşünür ve seçimi reddeder. Ben de reddedenler safındayım. Bir an bile kulluğumdan çıkmam. Bazı kullar ise şöyle der. Ayetin anlamı şudur. Kulların kendiliklerinden bir seçim hakları yoktur. Fakat ben Rableri olarak onlara özgüce davranma izni verip bu hakkı onlar adına tercih ettim. Ayrıca bu özgürlüğü nerede kullanacaklarını da belirledim. Özgürlüğün kullanılacağı yerlerden biri de bu ayette söz konusu edilen oruç tutup tutmamanın serbest olması ve bazı kefaretlerdir. Allah tutmayı tercih ettiklerinde orucun kendileri için daha hayırlı olduğuna Kullarının dikkatini çekince tutmayı bozmaya yeylesinler diye bunu onlara üstünlük kalıbıyla daha hayırlı açıklamıştır. Bu açıklama böyle bir tercihle seçimlerini ortadan kaldırdığı için Allah'ın kullarına ma rahmetinden, Allah'ın kullarına rahmetinden kaynaklanmıştır. Bununla beraber hakkın kulunu sınaması devam eder. Çünkü Allah tercih ettiği şeyi kuluna vacip yapmamış, bilakis seçimi onun önünde bırakmıştır. Bu nedenle tutmadığında kul günahkar olmaz. Hiç kuşkusuz oruç tutan kimse bir farzı yerine getirmiş demektir. Çünkü bunlardan birisi tam belirlenmese bile kendisine farzdır. Yükümlü bunlardan birini belirlediğinde ise ki o kuldur, farzlık belirlenmiş olur. Gerçekte kul bu fiilinde serbesttir. Bu bakımdan bu oruç gönüllü oruca benzemiştir. Bu nedenle bu durumdaki bir insan bu orucu, tut, bu orucu tuttuğunda bir yandan farz farz ecrini alırken aynı zamanda nafile oruç ve meşakkat ecrini elde eder. Öyleyse bu insan sadece farzı kılan kişiden daha çok ve daha büyük ecir alır. Aynı şekilde serbest kefaretlerdeki ecir de hem gönüllü hem de farz ecridir. Bunlar Allah'ın yükümlülükteki cömertliğinden kaynaklanır. 56. kısım sonerdi. Onu 57. kısım takip edecektir.